Diske bağlı en büyük örgütlü sendika unvanına sahip Lastik İş Sendikası'nın 29. olan genel kongresi İstanbul Pendik'te bulunan bir otelde gerçekleşti. 300 delegenin oy kullanma hakkı olduğu kongreye DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkesoğlu, DİSK'in üst düzey yöneticileri, iş insanları Halit Kodal, Mesut Kampara, TİSK Genel Sekreteri Akan Selkoç, DİSK Kocaeli Bölge Başkanı Vedat Küçük, Türk İş Marmara Bölge Başkanı Adnan Uyar, Harp İş Sendikası Gölcük Şube Başkanı Korkut Gökbayrak, Kocaeli CHP Milletvekili aday adayı Harun Yıldızlı, Bilecik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, konuklar ve lastik emekçileri katıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun divan başkanlığı yaptığı kongreye katılım eksiksiz gerçekleşti. Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, kürsüye kızı Ayşegül Sarı ile çıkarak bir sürpriz yaptığını söyledi ve Ayşegüllerin geleceğini karanlığa bırakmamalıyız, bunun için mücadele etmeliyiz dedi. Şimdi ben bu Ayşegül'ü buraya niye çıkardım? Şundan dolayı çıkardım. Ben Ayşegül'e hoş geldin diyorum, protokol müsaade ederse. Kendilerini takdim etmiyorum. Ayşegül takdim ediyorum sizin nezdinizde. Bizim her birimizin mücadelesi bu çocuklarımızın geleceği içindir. Genel Başkan Sarı konuşmasının devamında TÜİK'in enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını, işverenin bu rakamları baz alarak toplu iş sözleşmelerinde buna göre teklifte bulunduğunu, dolayısıyla emekçinin kandırıldığını söyledi. TÜİK çok uyardı. Defalarca dikkatini çektik. Buna karşı hiçbir düzelme olmadı. TÜİK gerçek enflasyonu açıklamak yerine hesap oyunlarıyla enflasyon gerçeğini saklamak için uğraştı. Sonra ne oldu? Bu yılın başında 2023 yılının Ocak ayında 2022 yılı için TÜİK açıkladığı enflasyon değerlerine kimse inanmadı. Enflasyona bağlı olarak yapılan tüm sözleşmeler değiştirildi. Bütün toplu sözleşmeler yeniden gözden geçirildi. Kamu çalışanları ve emekliler dahil bağlanmış tüm sözleşmelerde ücret zamları TÜİK'in açıkladığı rakamın iki katına çıkarıldı. Özel sektördeki tüm toplu sözleşmeler için yeniden ücret zammı pazarlığı yapıldı. TÜİK bilgi saklama derdine düştü ama toplum patladı. Siyasal iktidar ve işveren örgütleri dahil hiç kimse bu rüzgarın önünü kesmeyi beceremedi. Çünkü herkes biliyor ki TÜİK'in enflasyonu doğru değil. Genel Başkan Sarı, demokrasinin olmadığı bir ülkede emekçiler her zaman ezilmektedir. Önümüzdeki dönemde haklarımızı almak için daha fazla mücadele edeceğiz dedi. Arkadaşlarım, ülkemiz ekonomik ve sosyal açıdan sorunları olan ve ne yazık ki sorunları giderek artan bir ülkedir. Bugün ekonomik olarak karşılaştırmalı ulusal gelirimiz 10 yıl öncesiyle aynıdır ve gerçekte hiçbir artış göstermemiştir. Bu yoksullaşma en çok da biz emekçileri etkilemiştir. Milyonlarca insan yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Özellikle son 3 yıldır bu yoksullaşma süreci büyük bir hız kazanmıştır. Bir yandan enflasyonun yüksekliği, öte yandan gerçek değeriyle açıklanmaması çalışanların satın alma gücünün giderek erimesi sonucunu doğurmuştur. Bu sonuç toplumsal çatışmaları artırmakta, toplu sözleşmenin barışçı bir şekilde sonuçlandırmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle önümüzdeki dönemde ülkemizde haklarımızı korumak ve satın alma gücümüzü artırmak için vereceğimiz mücadele daha çetin ve zorlu bir ortamda gerçekleşecektir. Genel Başkan Sarı'nın konuşmasının ardından sendika yöneticileri, delegeler ve lastik emekçileri tebrik etti. Emanet evine ederdi.